Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bu geceki maçların yani 14 Ocak 2021 maçlarının videosunu çekeceğiz. Tabii ki her zaman yaptığımız gibi bugünkü maçları geçmeden önce dünkü çektiğimiz videonun hızlıca bir değerlendirmesini yapacağız. Her zaman olduğu gibi dün, dün size de 4 maç verdim. 4'te 3 tutturduk. Güzel bir başarı sağladık. Ortalama ikili demiştim size oynayın. Bazı maçları tekli alabilirsiniz. Tek Golden State Warriors kaybetti. O da Steph Curry'nin kötü oyunu yüzünden. Yani iyi bir oyun sergileyemedi. Atışları girmedi. O yüzden de kaybettiler. Yani kaybetmeyi de hak ettiler aslında. İlk maçımız Brooklyn Denver'dı. Tekli dedim alın bu maçı. 180 oran. Kyrie Irving oynamadı. Kevin Durant'ın üstü de geldi yok içinde üstü geldi duruma göre artık ne yüzü almışsanız 1.80 oranından kazananları tebrik ediyorum. İkinci maçımız Cleveland Utah Jazz'dı. Utah 6.5 en az farkla yener dedik. 20 farklara civarına gitti maç. Utah Jazz yendi. Üçüncü maçımız bu da... Üçüncü maçımız da Houston Los Angeles Lakers. Ee, Los Angeles Lakers yenmeyi başardı. Normal bir şekilde biraz fark farklı bir şekilde gene oldu ama yenmeyi başardılar. Ve son maç olarak dediğim gibi Golden State Warriors Indiana Pacers'a yenildi. Ama yüz baremi 220 üstü alın dedim. Alanlar kazanmıştır. Yani bu maçta gelmemiş oldu. Steph Curry'nin kötü performansı yüzünden hangi maçlarda iyi performans sergiliyorsa o maçları kazanmayı başarılıyorlar zaten. Geliyoruz bu akşamki maçlara. 14 Ocak 2021 NBA maç tahminleri videosu. İlk maçımız Detroit Pistons Milwaukee Bucks. Bundan önceki iki maçta Milwaukee kendi evinde Detroit'u rahat bir şekilde yendi. Birisinde 15 fark attı, birisinde 10 fark attı. Bu maçta da Antetokounmpo oynayacak gibi gözüküyor. Dillendirilmeyecek. Yine ben Milwaukee'nin galibiyetini bekliyorum. i̇steyen düz olarak 1.20 olandan düşük orandan Milwaukee'nin galibiyetini alabilir. İsteyen benim önereceğim şey 3.5 handikaplı. Yani en az bir 4 sayı farklı, 4-5 sayı farklı yeneceğini tahmin ediyorum Milwaukee'nin. Bu şekilde biraz oran yükseltip 1.40 civarlarına oranı yetiştirebilirsiniz. Yüz baremlerinde gene Jeremy Grant. Detroit'te Antetokounmpo'da Milwaukee'de yüz baremlerini kullanabilirsin sağlayabilirsin sayı olarak. Üçüncü maçımıza geliyoruz. New York Knicks Brooklyn Nets. Üçüncü maç değil ya ikinci maç. New York Knicks Brooklyn Nets. Yani New York Şimdiye kadar iyi gidişatını bozdu. Son birkaç maçtır kaybediyor, devamlı kaybediyor. Brooklyn'de dün kazanarak iyi bir formda bir Kevin Durant yine geri geldi. Kazanarak öne çıktılar. Bu maçta da Kyrie Irving oynar mı oynamaz mı belli değil. Partilerde geziyor diye haberler var. Siz yine de maç öncesi bir bakın. Ama Brooklyn'in New York'u yeneceğini düşünüyorum. Zor da olsa. Yani fazla kolay olmaz. New York kendi evinde yine de iyi oynar. Ama Brooklyn Kevin Durant'ın önderliğinde Kyrie Irving oynamasa bile Karius Levert'in desteğiyle beraber kazanacaktır bu maçı. Oranında gayet iyi 1.45. Önerim size Brooklyn'in galibiyetini almanız. Brooklyn artık çıkışa geçmeli çünkü. 100 bareminde tabii ki New York'ta Julius Randall'ı ve Erci Barrett'i ikisinden birisini daha çok Julius Randall'ı seçebilirsiniz. Brooklyn'de ise Kevin Durant'ın üstünü seçebilirsiniz ve Karus Leverti yedekten gelirse eğer Karus Leverti bir 20 sayı civarlarında atmayı başarıyor her zaman onu da seçebilirsiniz. Geçiyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers. Burada da tabii ki Lakers Houston'ı yenmeyi başardı. Daha zor bir maçtı. Burada da Anthony Davis ya da LeBron James dilendirilmeyecek oynayacaklar diye haber var. Oynarlarsa ikisi de rahat bir şekilde Oklahoma'yı yenmelerini bekliyorum. Oranı 1.40 yani Lakers'ın galibiyeti. Oklahoma formda bir takım genç oyunculardan oluşuyor ama formda tutturdukları zaman fazla sayı dağıtabiliyorlar. İsterseniz burada 100 bareme de gidebilirsiniz. Ha oyuncularda tabii ki Oklahoma'da Jirus Alexander'ın yüz baremini alabilirsiniz. Lakers'te işte, State'de LeBron James ve Anthony Davis yani ikisinden birisinin yüz baremini alabilirsiniz. Şu anda daha fazla sayı LeBron James atıyor ama bu akşam Anthony Davis'ten daha daha fazla oynamasını, daha başarılı olmasını bekliyorum. Geçiyoruz. Hızlı bir şekilde dördüncü maçımıza dördüncü maçımızda Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans. Bu maçta son maçlardan daha geç olan son maçlardan. <laughs> Burada da tabii ki eğer ki dinlendirme olmazsa ki olmayacak gibi gözüküyor. Los Angeles Clippers'ın yenmesini bekleyeceğiz. Yani oran 1.30. New Orleans Pelicans gidişatlı, inişli, çıkışlı bir takım. Bu maçta da Lonzo Ball sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Eksiklikleri var. Bledsoe'un durumunu belirsiz. Los Angeles Clippers'da da David Zubats'ın durumu belirsiz. Ama yine de Los Angeles Clippers kendi evinde bu maçı ne yapıp ne edip kazanacaktır. 1.30'dan bunu almanızı öneriyorum. 100 baremde de 220 üstü olur bu maç. Çünkü iki takım da fazla sayı atmayı başarıyor. Pelicans da zaten defansı biraz zayıf bir takım. O da hem yiyor hem fazla sayı atmayı da biliyor. O yüzden yüz bareminde de önereceğim şey tabii ki Pel Clippers'ta Paul George ve Kawhi Leonard ikisinden birisini seçebilirsiniz. Daha çok Paul George'dan daha fazla sayı bekliyorum bu maçta. Pelicans'ta ise niorlu Pelicans'ta Zion Williamson ya da Brendan Ingram. Son zamanlarda Zion Williamson daha fazla sayı atıyor. Onu deneyebilirsiniz. Brandon Ingram'ın bir de biraz formu düşmüş durumda gibi gözüküyor. Böylece size bu 4 tane maçı önerdim. Üz de yine gene dediğim gibi fazla sayı olur bu maç. 220-230 sayı civarlarında bir yerlere ulaşacağını toplam sayı olarak düşünüyorum. Bu maçları işte 4 maçı verdiğimizde bu maçlarda isterseniz ikişer kupon yapabilirsiniz. İkili ikili diye isterseniz üçlü bir kupon yapabilirsiniz. Üçlü kupon yaparsanız size önereceğim şey Detroit Milwaukee. Milwaukee'nin galibiyetini almanız. İkinci maçta Oklahoma Los Angeles Lakers. Lakers'ın galibiyetini almanız. Bir de Los Angeles Clippers New Orleans Pelicans. Clippers'ın galibiyetini almanız. Bu üç maçla kombin yaparsanız 2 20 2 50 civarında duruma göre oranlara göre oran oluşturmuş oluyorsunuz. İkili oynarsanız tabii ki Brooklyn'le Milwaukee bir kupona, diğer kupona da Los Angeles Lakers'la Clippers'ı koyabilirsiniz. İsterseniz dörtlü de yapabilirsiniz. Bu dört maçın da güçlü bir ihtimalle gelmesini bekliyorum aslında. herkese tabii ki kupon başarıları diliyoruz. Herkes istediği gibi oynayabilir, istediği gibi seçebilir. Bugünkü önerdiğimiz dört maç bunlar arkadaşlar. Herkese kupon başarıları diliyorum ve iyi kazançlar diliyorum. Eğer bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Bize destek çıkmaya, abone olmaya, beğenmeye ve izlemeye devam edin arkadaşlar. Beraberce büyüyelim, beraberce kazanalım. Herkes kazansın, siz de kazanın, biz de kazanalım. İyi kazançlar, iyi geceler arkadaşlar. Herkese kupon başarıları diliyorum. Hoşçakalın.